Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şu anda yeni aldığım gök kuşaklarının kurulaşmasına şahitlik ediyoruz. Ve türün o muhteşem özelliği kafasının üzerinde altın sarısının belirginleşmesini görüyorum. Hemen sizlere de çekmek istedim. Bu arada türün adını söyleyemediğim için şöyle üsttekini gösteriyorum, hemen üst taraftaki. Clearwater Creek, ama Latincesine dil dönmesi biraz zor. Şöyle biraz yakından da çekmeye çalışayım sizlere. Bunlar 2 yaşındaki balıklar. Tahsin abi de 4 yaşında olanları var ve kıpkırmızılar. Ve aynı bunun gibi bakın kafasının üstündeki sarılıklar anlık olarak belirip kayboluyor. Birbirlerine kur yapıyorlar şu anda erkekler. 4 erkeğim var, 4 dişim var. Tahsin abi sağ olsun 4 çift verdi. Onlar da yerlerini çok sevdiler. Ve böyle hemen kurlaşmaya başladılar. O gerçekten artık ensesi mi diyeyim, kafasının üstü mü diyeyim. Üstündeki o sarılıklar bakın anlık olarak çıkıyor ve kayboluyor. Birbirlerine gövde gösterisi yaparken daha çok belli oluyorlar. 3 erkek şu anda birbirlerine güç gösterisi yapıyor ve şu ortadaki erkek daha bir rengi belirgin. Daha bir kırmızıya, böyle portakal rengi gibi. İlerleyen yıllarda bunlar da inşallah kıpkırmızı olacaklar. Bir tane daha erkeğimiz var ama o pek takılmıyor. O ayrı takılıyor şurada. Bu üçlünün arasına girmek istemiyor. Gökkuşaklarının bu keyfi, bu birbirlerine karşı olan dansları mı diyeyim artık, şovları mı diyeyim, bakın böyle yumulup S şeklini alıp bir şeyler yapıyorlar. Üst yüzgeçten açıyorlar, makrakantalar da aralarına girdi. Bu akvaryum gerçekten çok güzel oldu. Şey anlamında, karma ve hoşuma giden türleri topladığım akvaryum anlamında çok zevkli oldu. Bir dakika, ben şu hobinadaki diğer ışıkları bir kapatayım. O zaman daha güzel bir görüntü oluşabilir. Arkamdan ışık yansıyordu. Burayı kapattım, bakayım daha güzel olacak mı diye, ama pek de değişen bir şey olmadı açıkçası. Ama o güzel görüntü yüzgeçlerini açıp kafaların üzerindeki altın sarısı çıkması gene belli oluyor, bakın böyle. Yine en baskın bence şu erkek. Çok ciddi fark ediyor. Şu yukarıdaki ışığın açık olması daha güzel oluyor bence. Bunu bir açayım ben. Yani bunlardan şu andaki görüntü yavru alabilir miyiz bilmiyorum ama birbirlerine şov yapıyorlar. Açıkçası bu türü üretme planım hiç yoktu ama şu anda bunlar böyle bir görsel bana sununca da insanın üretesi geliyor açıkçası. Bu kadar çok türü hepsini birden üretmekle nasıl uğraşacağım onu da bilmiyorum. Onlar beni gaza getiriyor ama bakalım hayırlısı. Şimdilik bu güzel görsellerini izlemekle yetineceğiz. Zaten büyük ihtimalle şu anda hangi erkeğin çiftleşmeye hak kazanacağını belirlemeye çalışıyorlar. Ve gördüğünüz gibi buradan da hiç uzaklaşmıyorlar. Yani orayı belirlemişler kendilerine. Şu yapay bitkinin önü onların dövüş alanı olmuş. Genelde de dediğim gibi bu erkek zaten herkesi kovalıyor. Renk olarak da bayağı en kırmızıya yakın olan bu. Gromi de geldi yanlarına. Bak. Sarılık çok net belli oluyor şöyle yukarıdan çektiğim zaman. Biraz da uzaktan çekeyim. Ama hiç benden de etkilenip korkmuyorlar açıkçası. Onlar kendi
şovlarındalar şu anda. Bu görüntüyü de görmek onlar için su değerlerinin uygun olduğunu, beslenme düzeninin uygun olduğunu ki zaten Tahsin abiden geldi en güzel şekilde bakıyordu onlara. En azından ben de o güzel beslenmeyi devam ettiriyorum ki onların da keyifleri yerinde. Böyle birbirlerine şovlar yapıyorlar. Bana da güzel bir görsel sağlıyorlar. İşte bunu görünce bu hobinin güzellik yanları, daha kıymetli, daha değerli anları anlaşılıyor. Tabii bu işin içinde hastalık da var, ölüm de var, sıkıntılar da var ama bu güzellikler insanı hobiye daha çok bağlıyor. Sanki video anında balık daha da rengini ortaya çıkartmaya başladı. Çünkü dediğim gibi hepsine şu anda baskınlık sağlayabilen erkek o. Hepsini uzaklaştırıyor. Sanki o yapay bitkiye de artık yumurtlayacaklar mı? Güvenli bölge olarak orayı mı belirlediler? Kocaman sayemizde geldi yattı oraya. Dövüş alanının ortasına yattı. Bu arada dişiler de girip çıkıyor gördüğünüz gibi içlerine. O erkek dediğim gibi o yapay bitkinin o alanını sahiplendi. Diğer erkeklerin hiçbirini oraya yaklaştırmıyor. Ben de biraz izleye izleye balıkların karakterlerini çözmeye çalıştım. Ama bakın orada makrakanta falan var. Onlara bir şey yapmıyor. Aha, ne zaman bir erkek gelmeye başlarsa onu uzaklaştırmak için rengini değiştiriyor. Bu arada bakın orada iki tane de dişi var. Onlar da oradan olayları izliyor. Büyük ihtimalle bir an sonra baskın gelen erkek sadece orada kalacak ve erkeklerle çiftleşmeye hak kazanacak. Dişilerle çiftleşmeye hak kazanacak. Keyifli anları sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluştu. Böyle yan dönüyor. Kafasının üzerindeki sarılık belirleşiyor. Sanırım o böyle bir anlık kasılmayla o sarılığı oluşturuyor. Benim algılayabildiğim o şu anda gözlemlediğimden. Çünkü kasılıyor ve sarı oluyor kafasının üstü. Ve işte bu gökkuşağındaki renk cümbüşünün de adını aldığı rainbow'unda gökkuşağında nasıl ana 7 renk ama ara geçişte onları olduğu gibi bunların üzerinde de bir sürü renk var. Ama gelelim bu balık küçükken daha 5-6 aylıkken hiçbir şeye benzemiyor. Gıpgri, renksiz bir balık. Yıllar içinde türüne göre o güzel renklerini almaya başlıyor ki dediğim gibi bunlar daha 2 yaşında balık ve tam renklere oturmamış halde. Bayağı bariz bir kırmızı olacak bunlar. O zaman daha keyifli bir görsel oluşacak. Bu kurulaşmalarında renk cümbüşü daha güzel ortaya çıkacak. Bir tane erkek diğer iki erkekle baş etmeye çalışıyor ve bakın şu dişi de olayları izliyor hiç. Hatta iki dişi oldu. Dünya umurlarında değil. Savaşı kim kazanırsa onunla çiftleşecek ve genler en sağlam kan olarak devam edecek. Bu erkek hala hepsiyle baş ediyor. Bunun da mükafatını dişilerle çiftleşerek görecek. Soyunu devam ettirebilecek. Diğer erkekler maalesef bu seferlik çiftleşemeyecek. Belki biraz daha güç kazanıp kavgalarda onlar da kazanabilirse bir sonraki sefer onlar da çiftleşebilir. Ama şunu düşünün, kocaman 2 metrelik akvaryum gidip başka bir tarafta o da kuru yapabilirdi başka bir erkek. Ama bunu yapmıyorlar yani. İçlerinden bir tanesi en baskın geliyor. Çünkü
soyun devamı en iyi şekilde devam etmesi için bunların hepsi de bunun bilincinde. Bunların ne derler? DNA'sında bunlar kodlu. İçgüdülerinde bunlar var. İçgüdülerine göre uygun hareket ediyorlar. Bakalım şimdilik böyle şovlar devam ediyor. Ben de iyice size bunu göstermeye çalıştım. Bilmiyorum artık ben Tahsin abine oraya gele gide gökkuşağı hayran olduk. İlk başlarda açıkçası söyleyeyim yani. Bunların tabii küçük halleri hiç renksiz olduğu için pek cezbetmiyordu beni ama sonra gide gele asıl beni tetikleyen o bir tane gökkuşağının bende üremesi oldu zaten. O bana benim gökkuşağına karşı ayrı bir ilgi göstermemi sağladı. Şimdi bakalım gide gele birkaç tur edindik. Devamı nasıl olacak? Sizler de benim videolarımdan heveslenip sever misiniz gökkuşaklarını bilmiyorum ama ben elimden geldiğince bu güzel görüntüleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bugünlük videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi hobiler.